kutuplaşma olmadan bu toplum nasıl ayağa kaldıracağız? Ortada bir sorun var. Yani korkunç bir sömürü var. Korkunç bir yoksulluk var ve birileri de korkunç karlar elde ediyor. Şimdi ve bunun üzerine kurulmuş adaletsizlik var, zorbalık var. Demek ki bir şeyin değişmesi gerekiyor. Evet. İyinin kötüyü yenmesi gerekiyor. Türkiye'de karşıtlığı gerçek bir zemin üzerinde kurmak yani belki bugün vaktimiz olacak o bunları konuşmaya ama yani şunu söyleyeyim öyle bir siyasal sistem var ki şu anda karşımızda kimin neyi savunduğu, kimin kiminle karşı olduğu, kimin ne taraftan olduğu tamamen ortadan kalkmış durumda. Şimdi böyle bir ülkede siyaset yapmak çok zor. Layık duyarlı olanlarla tarikatçılar aynı partinin listelerinde yer alıyorlar. Burada bir taraflaşma yok. Deniyor ki bu uzlaşma rejimidir. Ya bu böyle bir uzlaşma olur mu? Ama layık duyarlı olanla tarik, tarikatçı birisi uzlaşamaz. Uzlaşıyorlarsa bir problem var demektir. Kastettiğim bu. Dolayısıyla taraflaşmadan korkmayalım. Ben mesela tarafım ya bağımsız bir Türkiye'den tarafım. NATO'ya karşıyım, ABD emperyalizmine karşıyım. Çok net söylüyorum. Uzlaşamam. Yani gırtlağımı sıksanız, canımı alsanız ben uzlaşamam bunlarla. Bakın depremi yönetememiş bir ülkeyiz biz. Kendi yurttaşını koruyamayan bir ülke tartışmalı bir ülke haline gelir. Sihalarla falan filan gençliği ikna etmek imkansız. Neden söyleyeyim? Mutsuzlar ya. Ben 12 Eylül döneminde üniversite okudum. 12 Eylül karanlığında. Yüzümüzün güldüğü anlar oluyordu. Evet. Yani 12 Eylül faşizmi sırasında biz umutluyduk çünkü. Genç dediğinizin yani gençliğe ben böyle çok özel anlamlar yüklemiyorum ama evet. genç gençlik Hayata umutla bakar, heyecanla bakar, enerjiyle bakar. Evet. Ee, AKP'nin gençliğe verdiği şey bunun tamamen dışında bir olgu. Muhalefetin toplamına baktığımız zaman AKP'nin dilini konuştular yıllarca. AKP'nin bugün gençliği etkilemesi diye devam etmesinin hala en önemli nedeni gençlerin gelecek kaygısı ve AKP'nin hala istikrar kartını oynaması. Erdoğan'ın elinde hala en önemli seçim kozu istikrar. Türkiye'ye çok kolay kahraman çıkartıp o kahramanları çok kolay harcayan bir ülke haline geldi. Gençlere bir sözüm var. Asla yaşam sevinçlerini yitirmesinler, ülke sevgilerini yitirmesinler. Bu da geçer. Vahdettin'i eleştirmek suça dönüştü Türkiye'de. Gezi direnişi devrimci bir hareket değildi. Aslında korumacı bir hareketti, tepkisel bir hareketti. Neye karşı? Erdoğan ve AKP'nin bazı dayatmalarına karşı bir Çizgi çektiler ve bana daha fazla müdahale edemezsin dediler. Türkiye toprağının, halkın direncini gösterdi. Evet. Mutabakat metninde de laiklik yok. Bu çok acı bir şey. Laikliği en sert savunan partiyiz. Çünkü bizim siyaset, devlet ve kamu sağlığına bakışımız ile insanların inancına bakışımız arasında bir fark var. İmam hatiplere karşı olmakla, imam hatiplilere karşı olmak arasında fark var. İmam evet. hatiplilere karşı olamazsınız. Ama Türkiye'de eğitim sisteminin merkezine imam hatiplerin çakılmasına itiraz etmek lazım.